Türkiye AK Parti'nin politikalarına rağmen 1980'de yürürlüğe giren dünya ekonomisiyle bütünleşme programına rağmen büyüyor. Yani Türkiye'nin öyle bir büyüme potansiyeli var ki atın üzerine 50-60 kiloluk jokeri koyduğunuz bu at başka türlü koşar. Üzerine bir de 120 kiloluk korsan başka türlü koşar ama yine o at koşuyor. Atın, yani Türkiye'nin büyümesine at diye bakacak olursak atın sırtına Turgut Özal'la, Tansu Çiller'lerle, Tayyip Erdoğan'larla 150 kilo bindirdiler. Buna rağmen öyle bir at var ki o at koşuyor. Yani birinci sorunun cevabı bu. O çok önemli. İkinci soru, peki devrim niçin lazım? O 150 kiloyu atın sırtından indirip çevik, ondan sonra atın daha hızlı koşmasını ve Türkiye'nin çok daha hızlı büyümesini, daha önemlisi büyüyen Türkiye'nin adil bir şekilde paylaştırılmasını ve insanlara refah sağlanmasını gerçekleştirmek için devrim lazım. Ama ben biraz sonra bu iki sorunun cevabını açacağım. Ama ana başlıklarla cevap bu. Sayın Profesör Doktor Ercan Lenç benim arkadaşımdır. Onunla Söke Dağları'nda falan da 26-30 kilometre beraber yürümüştük. Çok değerli bir kardeşimdir, arkadaşımdır. Onun söylediklerini ne katkı olarak şunu ifade edeceğim. Türkiye'nin milli gelirini parayla dolar üzerinden ifade ettiğiniz zaman yani yurt içi milli hasılasını o hesaba girmeyen şeyler var, değerler var. Nedir? Ailelerimizin birçoğu buğdayı üretiyor. Ürettiği buğdayın bir kısmıyla evinde un yapıyor. Ondan ekmek yapıyor. Onlar piyasaya çıkmadığı için milli gelir hesabına girmiyor. Veya evinin altında bir ahır var. Orada bir inek besliyor. O ineğin sütünü içiyor. Sütünden peynir yapıyor. Yoğurt yapıyor, yiyor. Onlar da milli gelir hesabına girmiyor. Çünkü piyasaya çıkmıyor onlar. Ama piyasanın nispeten az giriştiği ülkelerde milli geliri dolar üzerinden piyasaya giren mallar üzerinden hesapladığınız zaman o ülkeler daha az gelişmiş gibi gözüküyor. Onu çok güzel anlattı Ercan Enç arkadaşımız. Onu ben de doğrulamak ve katıldığımı ifade etmek bakımından bunu... Bazı şeylerde onu ölçüyorlar. Onları da ölçüye işte katıyorlar. Kayıt dışı, mesela kayıt şimdi sizin yazdığınız yazıda yapılan hesaplarda kayıt dışı ekonomiyi de ekliyor. Veya bu sizin mesela evde pişirilen ekmek piyasaya değer mal olarak girmiyor, meta olmuyor, evde pişiriliyor. Onları da hesaba katıyorlar. Çünkü bunlar gerçek refah faktörleri. Yani o ekmek, bir dakika, o ekmek üretilmiş. Şimdi problem nereden geliyor? Hayır, mesela Türkiye'nin önemli bir gerçeği KOBİ'ler. %80-99 KOBİ'ye dayanıyor üretim. Onları mesela diyelim aile işletmeleri kriz anında hepsi birden şeye giriyor veyahut da tarımda yapabiliyor. Onlar bir üretim, mesela kayıt dışı ekonomi diyoruz. Kayıt dışı ekonomine sigortasız işçi çalıştırıyor, vergi vermiyor falan. Ama o kayıt dışı ekonomi bir şey üretiyor. Yani sonuç bakın işte 2023-28'e ilişkin önümüzdeki 5 yılın tahminlerinde dünya ekonomisinin büyümesine katkı Çin %22 katkıda bulunacak. Hindistan %13, 12,9, 13 katkıda bulunacak. Amerika %11 katkıda bulunacak. Endonezya %3,6. Almanya ile Türkiye %2,1 katkıda bulunacak. Burada ne oluyor? Türkiye 1, 2, 3, gene 4, 5. sırada. Japonya falan. Neyse, o ayrı mesele. Şimdi Ercan Bey'in söylediği şu önemli. Türkiye'de hakikaten üretilen bir refah var. Diyelim o buğdaydır, süttür, ondan sonra peynirdir, yoğurttur, kayısıdır, üzümdür, hoşaftır. Ondan sonra konservedir. Eliktir, konservedir, salçadır falan. Piyasaya çıkmadığı için bunlar üretilmiş. Dolayısıyla o milli ekonominin, milli üretiminin bir değeri ama piyasada değer olmadığı için
o hesaplarda dolar olarak falan gözükmüyor. O onu çok güzel anlattı. Şimdi burada problem nereden geliyor ülkelerin kıyaslanmasında? Ülkeler yalnız buğday üretseydi kıyaslamak kolay. Bu ülke 19 milyon ton üretti, bu ülke 24 milyon ton üretti, bu ülke 3 milyon ton üretti, bu ülke 100 milyon ton üretti dediğin zaman buğday üretiminde veya çelik üretiminde veya da makine üretiminde falan tek tek ülkeleri kıyaslayabilirsiniz. Ama ülkeler yalnız buğday, yalnız çelik üretmiyor. Buğday üretiyor, çelik üretiyor, enerji üretiyor, petrol üretiyor, üretiyor Allah üretiyor. Hizmetler var falan filan. Peki çelik üretimindeki değerle buğday üretimindeki değer bunu nasıl toplayacaksınız? Mesela 1000 ton çelikle 1000 ton buğdayı toplayamıyorsun. İkisi 2000 ton etmiyor değer olarak, değil mi? Çeliğin değeriyle buğdayın değeri farklı. İşte orada Ricardo ile Marx orada devreye giriyor. Yani ne diyorlar? Bir malın değeri içinde sarf edilen ortalama toplumsal emektir diyor. Mesela şimdi şu bardağı üretmek için gerekli olan ortalama sosyal emek 10'sa, şu gözlüğü üretmek için de 10'sa, bu ikisi piyasada değişilir. Bunu söylüyorlar. İşte burada problem şuraya giriyor. Bu dolar üzerinden, dolar olarak mı hesaplanacak, avro olarak mı hesaplanacak, Türk lirası olarak mı hesaplanacak falan filan. Burada ortak bir şey bulamıyorsun. Bulamadığın için satın alma gücü paritesi devreye giriyor. Orada hepsi için ortak bir ölçüt çıkıyor. Ve dolayısıyla da IMF olsun, Dünya Bankası olsun, OECD olsun, Ercan Enç arkadaşımızın söylediği gibi hepsi ülkelerin gerçek üretim miktarlarını satın alma gücü paritesiyle ölçerek nesnel, ortak bir ölçüt üretmiş oluyorlar. O önemli. Şimdi gelelim o sizin iki sorunuz, bence çok anlamlıydı. Birincisi, Türkiye gelişiyor. Gelişiyor ondan sonra. Peki, geliştiğine göre hepimiz memnun olalım. Hayır, Türkiye'nin gelişmesi 1980 yılından beri boğuluyor. Boğuluyor. Demin at şeyiyle, misaliyle anlatmaya çalıştım. Yani Türkiye'nin bir üretici güçlerde bir dinamizmi var. Onu Hakan Topkurlu çok güzel anlattı. Emek. Yani Türkiye'nin Türk devrimiyle yattığı bir emek var. Türkiye'nin işçisi var. İşçisi var, nitelikli emek. Laiklikle, aydınlanmayla falan aydınlatılmış mühendisi var, hem diğer çalışanı var, üniversiteleri var, araştırmacıları var falan. Bunlar Türk devrimiyle ortaya çıktı. Ve bu nedir? En büyük üretici güç insandır. Yani doğayla karşıla, makinalar, doğa falan yanında en büyük üretici güç insandır. Türkiye'nin bir insanı var. O insanını Atatürk devrimi yarattı. Yani diyelim Türk devrimi yarattı. Atatürk devriminden öncesiyle. Namık Kemaller'den başlayıp ondan sonra efendim Mithat Paşalar, Talat Paşalar, Enver Paşalar, İttihat Terakki, işte Mustafa Kemal Atatürk, Türk devrimi falan hepsi toplamı bir Türk insanı yarattı. Emekçisi, aydını, mühendisi, ondan sonra örgütçüsü, siyasetçisi bir Türk insanı yarattı. Gelişmeyi yaratan o Türk insanı. Ama o Türk insanını veya Türkiye'nin üretici gücünü boğan bir program var. Yani dizginleyen, at koşuyor ama binici sırtına binmiş Turgut Özal, sırtına binmiş Tansu Çiller, sırtına binmiş son zamanda sağ olsun Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan Başbakan 2002'den başlayarak at koşuyor ama o atı çekiyor dizginleri. Yani ürettikleri program, ürettikleri strateji sonuç itibariyle Türkiye'nin üretici güçlerinin potansiyelinin bütün varlığıyla ortaya çıkması ve üretim yapmasını sınırlıyor. Onlara rağmen Türkiye üretim yapıyor ve büyüyor. Bir kere bunu saptamamız lazım. Bunun en güzel örneği, onu da Hakan Topkurulu söyledi. Türkiye'nin 500 milyar dolar değeri, ki bu üretilmiş, pamuk olarak üretilmiş, makine olarak üretilmiş,
hizmetlerde üretilmiş. Sonuç itibariyle yani Türkiye'nin zenginleri o 500 milyar doları getirmiş, yatırmış ama o 500 milyar dolar Türkiye'nin ürettiği değer. Ama Türkiye'nin ekonomisi bu kadar muazzam bir tasarruf yapıyor. Getiriliyor o 500 milyar dolar yabancı bankalara yatırılıyor. Ama tepedeki yöneticiler o 500 milyar dolarlık değeri yatırıma dönüştüren siyasetler uygulamıyor. Onların yabancı ülkelere kaçmasını sağlayan siyasetler üretiyor. Dışarıdakiler yatırıma dönüştürüyor. Yani ne yapıyoruz? Biz yabancı bankalara yardım ediyoruz. 500 milyar doları Turgut Özal'lar sayesinde, Sayın Tayyip Erdoğan'lar sayesinde 500 milyar doları Türkiye'de tasarruf ediyoruz. Ama ne yapıyoruz? Onu götürüyoruz. Yabancılara veriyoruz. Yabancılardan da yüksek faizle geri alıyoruz. Bu ne oluyor? İşte Türkiye'deki üretici güçleri dizginleyen ondan sonra bir programın sonucu. Bir başka örneği yine Hakan Topkurulu verdi. Yastık altındaki altınlar. Yastık altında altın ne demek? Diyelim bir kilo altını var. O ben 5 ton pamuk demek. 1 ton çelik demek. Veya bir fabrikada makine üretmede sarf edilen emek demek, değil mi? Yani ister o zenginin yastığının altında olsun, isterse emekçinin yastığının altında olsun, o altın, o sarı sarı görüyoruz altın ama o içinde bir emek var, değil mi? Onun karşılığı bir emek. O emek Türkiye'de tasarruf edilmiş, tüketilmemiş, tasarrufa dönüşmüş ama yatırıma dönüşmüyor. Bu da izlenen ekonomi politikalarının sonucu. Yani ben iki tane misalle verdim ama toplam olarak söylemek gerekirse 1980'lerden bu yana Turgut Özal'ın Türkiye'ye getirdiği ekonomi, Türkiye'nin üretici güçlerinin ürettiği değerleri Türkiye halkının refahına tahsis etmiyor. Kısmen yabancılara sunuyor, faiz olarak sunuyor. Efendim sıcak para komisyonu olarak sunuyor, dolar borsa vurgunu olarak sunuyor, tarikat rantları olarak sunuyor. Sonuç itibariyle ne oluyor? Bunlar tekrar ekonomiye dönen ya da kısmen dönse bile sonuç itibariyle refahı dizginleyen ve Türkiye'nin ekonomik gelişmesini dizginleyen, yatırımı dizginleyen bir program. Dolayısıyla Türkiye gelişiyor, tepesindeki biniciye rağmen gelişiyor. Tepesindeki biniciye rağmen at bu kadar hızlı koşabiliyor. Bu Türk devriminin yarattığı at, Türk devriminin yarattığı emek gücü. Bu emek gücünün içerisinde yalnız ben sıradan işçiyi, çiftçiyi söylemiyorum. Aynı zamanda mühendisini, projecisini, ondan sonra akademisyenini, araştırma, çalışma yapanı, yapay zeka ile uğraşanı falan Türkiye'nin bütün nitelikli ve sıradan emek gücünün toplamı. Ama gerçekten Hakan Topkurulu'nun dediği gibi Türkiye'nin iyi yetişmiş, çok esaslı bir insan birikimi var. Bütün mesele bu insan birikiminin doğru bir programla, kamucu, planlı, milli bir programla mevcut potansiyelin azami bir şekilde üretime dönüşmesini ve yapılan üretimin de adil bir şekilde paylaşılmasını sağlamak. İşin bir de bu faktörü var. Sonuç itibariyle üretilen değerler böyle çok bir şey elit tarafından yağmalanıyor, aralarında paylaşılıyor. Ve sonuç itibariyle ekonominin gelişmesinden halkın aldığı pay daralıyor. O aynı zamanda üretici güçleri boğuyor. Neden? Şevkini kırıyor. Çalışma şevkini kırıyor. İster esnaf olsun, ister işçi, çiftçi olsun çalışma şevklerini kırıyor. Bu birinci sorunun cevabı. Yani bir cümleyle söyleyeyim. Türkiye ekonomisi Turgut Özal'lara, Tansu Çiller'lere ve Tayyip Erdoğan'lara rağmen gelişmiştir. Onlar olmasaydı Türkiye ekonomisinin dizginleri, kamucu, insancıl, halktan yana planlı bir programın elinde olsaydı o dizginler, bu rakamlar çok daha ileride olacaktı. Ve daha önemlisi, bu rakamların ileride olmasından daha önemlisi, elde edilen gelişme
toplumun refahına yansıtılacaktı ve toplum tarafından daha adil bir şekilde paylaşılacaktı. Birinci sorunun cevabı bu. İkinci sorunun cevabı, peki devrim nasıl olacak? Değil mi? Eğer Türkiye ekonomisi İşler yolunda gidiyorsa, böyle gelişiyorsa, o ne güzel, ne âlâ. Ama bu rakamları bir de şeye soralım, işsize soralım. Yeniden üretim yapamayan... Oradan da sorular geldi. Yeniden üretim yapamayan çiftçiye soralım. Ondan sonra henüz topu dikme tehlikesi altında olan, dükkanın kapısına bu iş yeri bilmem satılıktır diye levha asan esnafa, zanaatkara soralım. Kayseri'deki, Gaziantep'teki, Bursa'daki, Denizli'deki, efendim Diyarbakır'daki, Van'daki bir takım küçük işletmelere, tekstilcine ve diğer küçük işletmelere falan soralım. Onlar da ne diyorlar? Yandık Allah diyorlar. Yani bu rakamlar onlara yansımıyor ve onlar ne istiyor? Onlar bu sistem bitti diyor. Bu sistem bitti diyor. Dolayısıyla şu da çok önemli. Devrimler nerelerde oluyor? Devrimler her şeyin battığı, bittiği yerlerde olmuyor. Devrimler üretim ilişkileri, mülkiyet ilişkileri, üretici güçleri, yani insanı en başta, insanı boğduğu, sınırladığı, dizginlediği, kelepçe vurduğu, zincire vurduğu yerlerde oluyor. Yani bir potansiyel var. Sen o potansiyeli zincire vurduğun zaman, diyelim bir kazanın içinde ısınıyor su, buhar oluyor değil mi? Bir potansiyel var. O buhar o kazanı patlatıyor. Eğer içinde su yoksa, ısınan bir şey yoksa o patlama, yani o devrim olmuyor. Onun için bir ülkenin büyüme potansiyeli aynı zamanda devrim potansiyelidir. Bir ülkenin büyüme potansiyeli sistemin devam etmesi potansiyeli değildir. Yani bir ülkede büyüyen bir potansiyel var, bir emek gücü var vesaire, büyüyen bir ekonomi var. Ha tamam, büyüdüğüne göre bu sistem devam eder. Etmeyecek. Etmemiştir. Bakın Rusya'da devrime bakın, Çin'de devrime bakın. O ülkelerde de mesela Çarlık da devam etseydi Rusya ekonomisi büyüyecekti. Çünkü Rusya'da bir büyüme var, bir potansiyel var. O potansiyel Bolşeviklerin iktidara gelmesiyle dizginleri ve zincirlerini kırdı ve azami sonuçlara ulaştı. Veyahut da Çin'de gene büyüyen bir potansiyel var, bir biriken bir şey var, potansiyel var Çin'de, bir gizil güç var. O gizil güç devrimle azami büyümeyi sağladı. Bu da ekonomistler arasında falan çok tartışılmış bir konudur. Ben bu tartışmayı daha çok bu Sovyetler Birliği'nin gelişmelerini incelerken 1990'larda falan, hatta o zaman yazılar da yazmıştım. O yazıları şimdi arayıp bulamadım da. Benim Stalin'den Gorbaçov'a kitabımda da var olduğunu hatırlıyorum. Buhari'nin Stalin falan arasındaki tartışmalarda da bu konuşulmuştur. Bazıları demiştir ki, ya eğer bir ekonomi büyüyorsa ondan sonra niye orada devrim olsun? Orada devrimciler ise şunu soruyor, eğer bir ülkede ekonomik büyüme potansiyeli varsa asıl devrim orada olur. Çünkü diyelim o potansiyeli gemleyen bir takım üretim ilişkileri vardır. O potansiyel, o gemleri, o zincirleri kabul etmez, ona katlanmaz ve o zincirleri kırar ve gider. Ama zinciri kırmak için bir potansiyel lazım. Bakın bu çok önemli. Zinciri, yani demek ki büyüme potansiyeli olan ülkelerde devrim oluyor. Rusya gibi, Çin gibi, Türkiye gibi. Onun için şu rakamlar, yani bakın Çin birinci gidiyor. Devrimle birinci gidiyor. Ve o büyüme aynı zamanda Çin'deki devrimi sürdürme etkenidir. Hindistan, o da Hindistan, İngilizlere karşı sömürgecilikten kurtuluş hareketi, ondan sonra Hindistan'ın ekonomisine baktığımız zaman yani az çok Atatürkçü ekonomidir. Başından beri halkçıdır, devletçidir falan. O sayede Hindistan buraya geldi, o fakirlikten buraya geldi ve o sayede bugün devam edebiliyor. Aynı şeyi Türkiye
nin de geleceği açısından söyleyebiliriz. Türkiye 1980'e kadar belli bir şekilde kamu ekonomisiyle, kamu ekonomisi önderliğinde çiftçiliği destekleyerek, tarımı destekleyerek, ondan sonra planlar vesaire yaparak geldi 1980'e kadar. 1980'den sonra onu boğan bir program geldi Turgut Özal'la. Ama öyle bir birikimi var ki Türkiye'nin, Türk devrimiyle yarattığı öyle bir insan birikimi, öyle bir üretici güç birikimi var ki o birikim bu kendisine vurulan zincirleri kıracak ve parçalayacak. İşte bunun adı da devrimdir. Ve Türkiye oraya geldi. Devrim dediğiniz? Yani devrim, üretim devrimi. Üretim devrimi. Yani bugün Türkiye'de çarpışmayı kısaca basit bir şekilde ifade edersek, üretici güçleri geliştiren bir programla üretici güçleri boğan program arasındaki çarpışma. Üretici güçleri boğan program, üretim ilişkileri, mevcut ekonomi ilişkileri. Mesela biz ne diyoruz? 500 milyar doları Türkiye'ye getirteceğiz. Evet, buna el koymayacağız ama getirteceğiz. Bu bir müdahaledir. Üretim ilişkilerine bir müdahaledir. Adamın mülkiyeti var. Ben diyor serbest dünya ekonomisi var, götürürüm Londra Bankası'na yatırırım. Yatıramazsın. Onu buraya getireceğiz. Al burada yatıracaksın. Sana gösteriyoruz plana göre oraya mı yatırırsın, buraya mı getirsin? Ama o para orada kalmayacak, buraya getireceksin. Öyle bu, bir irade lazım ama, değil mi? Ama bakın, irade lazım da bu üretim ilişkilerine bir müdahale, bu mülkiyete bir müdahaledir. Mülkiyet özgürlüğüne müdahale ediyorsun orada. Veya aynı örneklerden gidelim. Dolar borsa vurgununa giden kaynaklara müdahale, faize müdahale ediyorsun. O da ekonomiye ve üretim ilişkilerine bir müdahaledir. Veya yastık altındaki altın. O yastık altında o altınlar yatacak diye Türkiye ekonomik bakımdan yeterince büyümeyecek. Buna itiraz ettiğin zaman ne oluyor? Serbest piyasa ekonomisi falan filan, onlara müdahale etmiş oluyorsun. Yani o Sayın Tayyip Erdoğan'ın yastık altında altın biriktirenlere karşı ey vatandaşım ya yapmayın, altınları getirin bankaya diyerek olmaz bundan. Neyle olur? Öyle şeyler, kurallar koyarsın ki insanlar tıpış tıpış o altınlarını getirip Türk lirasıyla değiştirmek durumunda kalırlar. Veya döviz tutuyorsa elinde o dövizlerini getirip Türk lirasıyla değiştirmek zorunda kalır. Bu nedir? Bu halk içindir, bu kamu içindir, bu insan içindir. Yok efendim benim şeyime müdahale, müdahale olacak bu millet, sıkıntı çekmeyecek, aç kalmayacak, iflas etmeyecek, değil mi? Bu müdahaleyi herkes isteyecek. Şimdi bakın başka bir şey. Diyoruz ki 3 yıl kira şeyleri, fiyatlarını donduracağız, değil mi? Vatan Partisi söylüyor. Almanya Vatan Partisi'nin programına geldi. Bizim Türkiye daha gelemedi. Bu üretim ilişkilerine bir müdahaledir. Yani diyelim sınırsız bir özel mülkiyet var. Ben arkadaş %80 kirayı arttırırım. Serbest piyasa ekonomisi yok mu? Ben kirayı %80 arttırırım. Bak bu kira evleri de konuta da bu kadar talep var. Serbest piyasada bu kira %100 artar, %200 artar, %300 artar. Hayır, arttıramazsın. Hayır, arttıramazsın dediğimiz zaman bu mevcut mülkiyet ilişkilerine bir müdahaledir. Veya çiftçiyi desteklediğimiz zaman bu da mülkiyet ilişkilerine bir müdahaledir. Yani topladığınız vergilerin bir kısmını kalkıyorsunuz, üretim yapsın diye çiftçiye destek olarak veriyorsunuz. Bu da üretim ilişkilerine bir müdahaledir. Serbest piyasada olmaz o. Onun için niye öyle vurguluyorsunuz? İkide bir mülkiyet ilişkilerine müdahaledir. Çünkü işin özü orada. Bugün Türkiye çok güzel bir soru. Devrim mi? Mülkiyet ilişkilerine müdahale etmeden Türkiye bu darboğazdan çıkamaz. Mülkiyet ilişkilerine müdahale etmeden, yani bu özel mülkiyeti kaldırmak falan filan değil. Ama sınırsız özel mülkiyet, sınırsız piyasa ekonomisi, altta kalanın canı çıksın. Bu liberalizmle veya neoliberalizmle Türkiye bugün toslamıştır, toslamaktadır. Zaten tam bir neoliberalizm de hiçbir zaman uygulayamamışlardır, onu ifade edeyim. Oraya geliyoruz. Yani Türkiye bugün mülkiyet ilişkilerine müdahaleler yapmadan,
Dolar havalarda, kağıtlar uçuşuyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz bir günde işte o borsadan bilmem de muazzam vurgunlar yapılmış. Buna müsaade yok. Serbest piyasada bu meşru. Serbest piyasada dolardaki oyunlar, şunlar, bunlar hepsi meşru. Altta kalanın canı çıksın da istiyor. Serbest piyasada meşru bunlar. Sonuç itibariyle serbest piyasada talep ve arz arasındaki ilişkiler içerisinde doların fiyatı iniyor, altının fiyatı düşüyor, bilmem ne. Yarın ne olacak? Bunları şey yaptın, tahmin ettiğin zaman bu gece dolar alıyorsun, elindeki altını satıyorsun veya da altın alıyorsun, dolarını satıyorsun. Buradan havadan para kazanıyor. Havadan para kazanıyor. Kapitalizmde bunun olmaması lazım aslında. Yani rasyonel kapitalizmde nedir? Kaynaklar verimliliğe göre dağılır. Ama o kapitalizm kalmadı. Dünyada o kapitalizm kalmadı emperyalizmden sonra. Hele şimdi o mafyalaşan sistem, emperyalist sistem de daha aşırı noktalara geldi. O kapitalizm kalmadı. Dolayısıyla sonuç, Türkiye'de önümüzdeki dönem mülkiyet ilişkilerine müdahale etmeden, ondan sonra liberal ekonomik serbest piyasa falan filan buna bir takım sınırlar getirmeden emekçiler yararına, millet yararına, halk yararına, vatan bütünlüğü yararına bir takım sınırlar getirmeden Türkiye bugünkü darboğazdan çıkamaz. Onun için devrim lazım. Müdahale işte o mülkiyet ilişkilerine müdahale, üretim devrimi diyoruz. O devrim. Ha ya ben bundan korkarım. Korkarsan kardeşim, buradan çiftçilere söylüyorum, kusura bakmayın, korkarsanız traktörünüze benzin koyamazsınız, mazot koyamazsınız. Korkarsanız tırınıza benzin yarın koyamazsınız. Korkarsanız traktörüne el mi koyacaksınız? Kirayı ödeyemezsiniz. Ne yapacaksınız? Devrim olacak ve herkes traktörüne mazot da konacak. Kirasını da ödeyebilir. Yani mülkiyet ilişkilerine müdahale ederken traktörüne, tırına el mi koyacaksınız? Tersine, traktörüne mazot koyacaksın. Ya fena değilmiş o zaman. Devrim müdahale fena. Bakın şöyle şey. Türkiye'de devrim ne yapacak? Türkiye'de devrim traktöre mazot koyacak. Türkiye'de devrim üreticiye ucuz gübre verecek, tarım üreticisine. Türkiye'de devrim sanayiciye faizsiz veya düşük faizli kredi verecek. Sanayi üretim yapsın, zenginleşelim. Yani faizciden yana olmayacak. Sıcak para komisyoncusundan yana olmayacak Türkiye'de devrim. Türkiye'de devrim dolar borsa vurguncusundan yana olmayacak. Dolarlarla bir gecede dolar aldım, altın aldım, yarın zengin oldum. Bunlar yok. Dünya havadan... Bankası'ndan, IMF'den borç alıp yapıversek? Ona da karşı değiliz ama yüksek faizle aldığın zaman onun bir fiyatı var. Yani orada da nedir? Dışarıdan krediye karşı değiliz ama o krediyi alırken de nedir? Milletin menfaati, milli ekonominin çıkarlarına göre alacağız. Aldık krediyi, Tayyip Erdoğan'ların ekonomisinde yaptığımız gibi ondan sonra o krediyi üretime yönlendirmedik. Eşin dostum falan filan sonuç itibariyle cebine girdi. Ama sen dışarıdan kredi alırsan ve o krediyi kalkıp da doğrudan doğruya yatırıma tahsis edersen o kredi bir işe yarar. Yani %5 faiz de alırsın, %10 faiz alırsın, %50 kazandığın için %40 da sana kalır. Ama Türkiye'de bakın bu kadar dış borcu aldık, 500 milyar dolar toplam şu anda Türkiye'nin borcu var ki aldığımız borç bunun çok çok üstünde çünkü birçoğunu ödedik. Bu kadar büyük Türkiye'ye yabancı şey girdi, kaynak girdi ama o büyük kaynağın şeyini alamadık. Üretimde sonuçlarını, yatırımla o sonuçları alamadık. İşte bu da doğrudan doğruya yürütülen ekonomi politikalarıyla bağlantılı. Eğer dışarıdan alınan kredi doğrudan doğruya yatırıma ve üretime tahsis edilirse o zaman o ülkenin gelişmesine çok büyük katkısı olur ama onu yapamadılar. Yani Turgut Özal'ları izleyenler onu yapamadı ve bakın 12 Eylül'e karşıyız diyorlar. Değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımız da 12 Eylül darbelerle karşıyız diyor ama öte yandan da 12 Eylül'ün ekonomisini uyguluyorlar. Yani uyguladıkları ekonomi 12 Eylül'ün getirdiği ekonomi. Turgut Özal'ın ekonomisi 12 Eylül darbesinin ekonomisi. 12 Eylül darbesi Turgut Özal'ın ekonomisi
Tansu Çiller'in ekonomisi, Tayyip Erdoğan ekonomisi uygulansın diye o darbe yapıldı. Sonuç itibariyle zaten AK Parti de o darbenin çocuğu. Eğer o darbeler falan filan olmasaydı AK Parti olacak mıydı? Değil mi? Bu nedenle şuraya tekrar gelelim. Türkiye'de bir devrim potansiyeli var. Bütün bu rakamlar, Şule Perinçek'in teori dergisini herkes alsın. Şu teori dergisini herkes alsın. Bu şeyi izlemeyenler de, komşumuza, çevremize, okulda arkadaşlarımıza, öğretim üyesiysek tanışlarımıza, diğer arkadaşlarımıza falan şu teoriyi okutalım. Neden? Bu teori Türkiye'nin büyük devrim potansiyelini ispatlıyor. Şule Perinçek kafadan uydurmuyor bunları. OECD'nin rakamlarına göre, efendim Dünya Bankası'nın, Standard Chartered'ın rakamlarına göre, IMF'nin rakamlarına göre. Onlar diyor ki Türkiye'de öyle bir birikim var ki bu birikimle Türkiye 2030'da 5. ekonomi olacak. Ve 2023 rakamları bunu doğruluyor. 2022 doğruluyor. Yani bu tahminler yapıldıktan sonra o tahminler 2019 sonrasındaki gelişmelerle doğrulanmış. Ve bu tahminleri yapanlar da bu işleri bilen adamlar ve gerçekçi adamlar. Çünkü dünyada kaynaklar nereye dağılıyor, kim gelişiyor, kim gelişmiyor falan. Onları bilerek yatırım yapabilirsin. Kredi verebilirsin. Bütün ekonomik kararları doğru alabilirsin. Onun için ya bunu emperyalistler, kapitalistler tahmin ediyorlar. Onlar doğru tahmin edemez. Eğer onlar yanlış tahmin ederse Türkiye'den kısarak, Çin'den kısarak tahmin eder. Eğer bu tahminlerden şüphe ediyorsak demek ki bu tahminlerin ötesinde bir potansiyel var. Çin için, Hindistan için, Endonezya için, Türkiye için, Mısır için, Brezilya için falan. Dolayısıyla Türkiye'deki bu birikimle ilgili bu öngörüler aynı zamanda devrim birikiminin öngörüsüdür. Yani atın sırtındaki binici altındaki atı gemliyor. Onun koşmasını dizginlerle çekiyor, önlüyor. O zaman o at sırtından o biniciyi atacak. Onun adı da devrimdir işte. O at kimdir? Çiftçidir, işçidir, sanayicidir, tüccardır, esnaftır. Hatta büyük sanayicidir. Peki bu işsizliğe bir şey olacak mı? Önemli bir genç işsizliği kaldıracak. Çünkü ne demek yatırım? Yatırım demek istihdam demek. Yani yatırırsan, şu bardak fabrikası açarsan, o bardak fabrikasında çalışmak için işçi lazım, mühendis lazım, kapıcı lazım, nöbetçi lazım, temizlikçi lazım, kantinli işleten adam lazım, yemeği pişirecek kadın lazım falan filan. Yani yatırım demek istihdam demek. Yatırım olmadan istihdam olmaz. O paralar 500 milyar dolar yabancı bankalarda yatması demek, Türkiye'nin tabii hesabını yapmadım ama tahminen en az 1 milyon insanının işsiz kalması demek. O 500 milyar dolar geldiği zaman Türkiye'ye, sahiplerine helal olsun. Nereden buldularsa o 500 milyar dolar falan, onunla uğraşmıyoruz. Ama niçin onu Türkiye'ye getirtmeye çalışıyoruz? 1 milyon insan daha çalışacak. 1 milyon insan çalışması ne demek? Bardak üretecek, gözlük üretecek, kağıt üretecek, kalem üretecek, masa üretecek, buğday üretecek, süt üretecek, erik üretecek, kayısı üretecek. Diyelim ben makine üretiyor. Ben iktidardayım. Hazinede benim elimde ama hazine elime geçerse bomboş. Oraya nasıl buraya boş? İşte bilmem gidiyorlar şeye para bulmaya filan. Bakın Körfez şimdi ülkeleri o olmadı. Bakın onu şimdi Amerika, bomboş olmadığı verilerle sabit nedir? Ay böyle dolduracak mısınız hazineyi? Bakın şimdi bakın. Nasıl dolduracak? 500 milyar dolar yabancı bankalarda Türkleri zenginlere ait mevduatsa bunun anlamı şu. Türkiye çok büyük bir tasarruf yapıyor. Diyelim bu 500 milyar dolar 15-20 yılda yatmış oraya. Bu 500 milyar dolar ne? Alın teri. Tamam mı? Benim alın terim, işçinin alın teri, çiftçinin alın teri, esnafın alın teri.
çalışanların arın teri. O alın terini ele geçirenlerin bir kısmı ne yapmış? Onu Türkiye'de yatırıma yönlendirmek yerine almış, ülke dışına götürmüş. Faize yatırmış. Ha demek ki sen hazine boş diyorsun. Hazine boş olsa 500 milyar dolar oraya gider mi? Eğer Türkiye'de güzel bir vergi sistemi yaparsak, ondan sonra kamu kaynaklarını zenginleştirecek akıllı politikalar izlersek ve kamu kaynaklarıyla kamu iktisadi teşekküllerine yatırım yaparsak, değil mi? Mesela müteahhitleri zengin etmek bilmem ne yerine, değil mi? Kamu kaynaklarını kamu kaynağı haline getirirsek elde ettiğimiz kaynakları ve planlı bir şekilde yaparsak büyük bir zenginleşme olur ve demek ki Türkiye'de hazine var. Yastık altındaki altın da Türkiye'nin hazinesi. 500 milyar dolar yurtdışına yatırılan da Türkiye'nin hazinesi. Ve bir de Türkiye her yıl üretiyor. İşte Türkiye'nin hazinesi. Bütün mesele o üretimden %30'u aşan bir tasarruf yapmak. O da vergi politikalarıyla olur, maaş politikalarıyla olur, ücret politikalarıyla olur. Diğer kamu kaynaklarını geliştirecek siyasetlerle olur. Dış kaynak isabetli bir şekilde kullanılır. Çin'den 400 milyar dolar İran 15 yıllık 10 yıllık anlaşma yapıyor. Türkiye doğru bir dış politikayla muazzam dış kaynak da elde eder yüksek faiz ödemeden. Hatta faizsiz. O da Vatan Partisi önderliğinde yönetiminde olur. Türkiye buraya zorlanıyor. Yani Türkiye'nin hazine boş diye bir şey yok.